Günlerden pazartesi, haftanın ilk günün manşetine başlıyoruz. Gazete manşetlerini ve günün gündemini yorumlayacağız. Kiminle birlikte? Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le birlikte. Hepinize merhabalar diliyorum. Hikmet merhaba. Merhabalar. Günaydın, iyi haftalar. Nasıl geçti hafta sonu? İyi oldu. Bayağı sıcaktı cumartesi pazar İstanbul'da. Evet, evet. Yaz, bahar bir başını bir gösterdi ama. Bahar yaz arası bir şeydi. Yani evet, hani evet. Akşama kadar, hava kararmaya yakına kadar yaz. Ama ondan sonra bahar mı, iyiydi cumartesi pazar? Evet, güzeldi. Hava çok güzeldi fakat yarına yağmur gösteriyor. Bu arada. Hafta içi yağmur, hafta sonu yine iyiymiş. Evet. Yine bir yazdan kalma bir gün yaşanacakmış hafta sonu. Peki bu yaz günü bizim kahraman Mehmetçiklerimiz için de geçerli. Afrin'de bu geçen Perşembe de Cuma günü şeyi konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Amerika Birleşik Devletleri 2. Körfez Savaşı'nda Irak'a girdiğinde Bağdat'a kadar gelebilmesi belki normaldir ama Bağdat'ta işte Saddam'ın Cumhuriyet muhafızları var, o kadar kolay ele düşmez demiştik ama içeriden fethetmişler, kurşun atılmadan Bağdat'ı almışlardı o evet, dönemde. Evet, şimdi bu Amerika'nın 5000 tır, bilmem kaç yüz ya da 1000 tane uçak dolusu artı eğitimler vermiş olduğu bu PKK'lı teröristler için de Amerikalılar böyle düşünüyorlardı. Fakat Afrin'e gelince 18 tane mevzi daha terörden temizlendi ve bunların eğitim kampları ve özel kuvvetler dedikleri böyle koca koca kelimeler kullandıkları bu PKK'lı teröristler neredeyse tek kurşun atmadan evet, yarım saatte teslim ettiler. Arkalarına bakmadan kaçtılar Türk ordusunu görünce. Dolayısıyla hani o bölgenin de rahat bir şekilde ele geçmesi, 800 metre civarında bir şey kalmış herhalde Afrin merkezi. Türk ordusu açısından, terörün temizlenmesi açısından evet, gayet sevindirici bir adım, bir hamle olarak gözüküyor. Bugün gazetelerin de birinci sayfasında bu haber hemen hemen hepsinde var. Bununla başlayalım dedik Hikmet. Evet, özellikle tabii Star'ın manşetinde dikkatimi çekmişti. Bir de işte öldürülen terörist sayısı 3300. 3347. 47 mi? 3347 oldu. İyiye yükseldi. Şimdi Bağdat örneğini verdim. Aklıma da şu geldi. Yani bu böyle hani yürüdükçe ele geçirilen bölgeler değil. Öyle şunu söyleyeyim. Yani bayağı bir terörist temizliği yapılarak bu iş yapılıyor. Bunu unutmamak lazım. Tabii. Yani bu kadar teröristi, dediğin çok doğru aslında. Ama ABD'nin bu kadar büyük silahlarla donattığı, sürekli işte ABD'nin orada hatta bu manşette o görüldüğü gibi Heza Hat yazmış işte, Kuvvet Hat diye Arapça Arap harfleriyle yazılmış orada. Özel bir bölgede ABD'nin özel eğittiği bir takım teröristlerin olduğu yerde temizlik yapılması önemliydi. Ama tabii normalde TSK ordumuz orada sadece ateş ederek ilerlemiyor. Yani ateş ederek ilerlemek demek kastım şu. Yani hiçbir şekilde bölgeyi temizlerken büyük ağır silahlarla, hava bombardımanıyla binaları veyahut da eğitim yerleri, her neyse mahalleleri hiçbir şekilde içinde insan var mı yok da göz ardı etmeden yapmıyor bu işi. Doğru. Dikkat ediyor. Yavaş yavaş ilerliyor. İnsanlar tabii bunu anlamaya çalışıyorlar. Biz de onu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Ondan sonra ve şu var ki aslında çok önemli bir başarı, çünkü gerçekten öldürülen terörist sayısı 3347. 47 ve yani şöyle söyleyeyim, işte 9-10 bin civarında terörist olduğu söyleniyordu. En önemli Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki, yüksek dağlık tepelerdeki bölgelerdeki temizliğin olması çok önemliydi. Bu şunu gösteriyor ki maşallah diyelim, ordumuz bu konuda çok hassas bir şekilde ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Ve geldiği bu fotoğrafta da eğer gösterebilirsek yani ABD'nin özel eğittiği teröristlere ağır darbe manşetiyle vermişler. Özel eğittiği işte bu tür yerler, mesela bu kapalı bir alan var. Büyük ihtimalle içeride silahların yani kullanımıyla ilgili eğitimlere verildiği tamam, alanlar. Muhtemelen gene o ABD'den kaçan, hani var ya çılgın savaşçılar dedikleri. Büyük ihtimalle onlar. Onların eğittiği. Çünkü orada keskin nişancı eğitimi var. Silahların sökülüp takılması var. Bakımları var. Meselesi var. Bu bölgede de operasyon yaparak burayı da ele geçirdi. Ordumuz yani bu şekilde ilerliyor. Halkı yüzde güldü demiş. Hakikaten de doğru yani. Hani şeydi,
pankartı ben astıracağım. Ermeni soykırımını tabii kabul etsin. Aynen. Vesaire vesaire. Evet, yani bu böyle bir dünya maalesef. Bir şey mi var? Bir şey var. Bir son dakika verdik. Dört köyde meselesinden çıkıp diğer konulara gireceğiz ama dört köy daha temizlenmiş. Son dakika olarak da verdik. Kibar, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köyleri de terörden temizlenmiş. Fakat şey görüntüleri var. Onu da isterse arkadaşlar hazırsa onu da verelim de. Cephe hattından Afrin ilçe merkezinin havadan görüntüleri Anadolu Ajansı çekmiş. ÖSO birliklerinin operasyon hazırlığı görüntüleri de var. Hazırsa onları da kullanalım arkadaşlar o görüntüleri. Şunlar. Yani hatırla daha önceki görüntülerde Afrin dış taraflarının falan drone görüntülerini veriyordu Anadolu Ajansı. Şu fotoğraftı. Fotoğraf değil mi? Video değil bu herhalde. Evet, fotoğraf. Sanki böyle bir yaklaşıyor mu? Oynuyor sanki. Oynamıyor mu? Yok, oynamıyor. Bizi kandırıyor reji. Sabit görüntüler bunlar. Fotoğraf görüntüler anladığım kadarıyla. Afrin merkezi geldi. Burası. O Afrin merkezin görüntüleri, o tarlalar falan var ya, sürülmüş tarlalar falan var. Hı-hı. Bak şuralar falan. Yeşil alanlar. O toprak, toprağın rengiyle o tarla biçimini görünce aklıma Antakya Reyhanlı'daki o Amik Ovası ve o Antakya bölgesindeki toprak ve şey aklıma geldi. Ne kadar benzer bir coğrafya. Çünkü ben orada kaldığım için oradan biliyorum. Kırmızı bir toprağı vardır onun böyle. Çok verimli bir topraktır. Pamuk yetişen bir toprak. Zeytinlerin çok yetiştiği bir toprak. Hakikaten çok benzer bir coğrafya yani. Zaten Özgür Suriye Ordusu'nun da hazırlıkları işte o bölgeye girişle ilgili 800 metre civarında bir yer kaldı, alan kaldı ya da uzaklık kaldı hususunda bilgiler var. Hani eli kulağındadır Afrin merkezine girmenin. Şunun da tabii altını çizmekte fayda var. Az önce mesela bunların özel kuvvetler dedikleri sözde hat denilen alana yarım saatte alındı demiştik ya. Evet. Şimdi Afrin'in şu anda kuzey, batı ve doğu su tamamen Türk ordusu ve Özgür Suriye ordusu birlikleri tarafından çevrilmiş vaziyette. Sadece güney ve güneydoğu kısmında bir açık alan bırakmışlar. Olur da kenti terk etmek isteyen siviller olursa bu hattı kullanabilsin diye. Ve tabii ayrıca söylenmiyor ama kaçmak isteyen PKK'lılar varsa da ben açık kapı bırakalım buradan kaçsınlar gitsinler denecek şekilde. Avlanması gerekenler avlanacaklar zaten. Evet. Ama böyle bir durum var. Hakikaten tamamen yani, çevrilmiş vaziyette. Zaten birkaç kilometre değil mesafedir ki yani çok. Değil. Fakat yürüyerek 15 dakikalık mesafedir. Şimdi 15, bu PKK'lılar alçak bir terörist oldukları için bu özel kuvvetler dedikleri o yerden yarım saatlik göstermelik bir çatışmayla ayrılıp şehir merkezinde sivilleri kalkan yapabilecekleri evlere girmiş ve Türk ordusunu ve Özgür Suriye ordusunu burada bekliyor da olabilir. Elbette Genelkurmay bunu göz ardı etmiyordur. Yani bütün bunları biliyordur. Çünkü jandarma özel harekat ve polis özel harekatın girerek bu şehir içi çatışmalarda kullanılacak olması ya da oralarda görevlendirilecek olması bu özelliği de ya da bu ihtimali de gözden ırak tutmadıklarının bir göstergesi. Çünkü bunlardan her türlü kalleşlik beklendiği için Afrin'de şu görmüş olduğun merkeze girip orada zaten sivillerin çıkmasına müsaade etmiyorlar. Geçen görüntüyü verdik. Tabii, bombayla tuzakladıkları, bu tuzaklarıyla araçları falan patlatıyorlar. Onun için içeride o sivilleri de esir alıp kalkan olarak kullanmak babından Afrin merkezde Türk ordusunu, Özgür Suriye ordusunu bekliyor da olabilirler. Tahmin ediyorum bu şey de gözden kaçmıyordur, ihmal edilmiyordur. İllaki. Bu tabii ki önümüzdeki günler bunu gösterecek. Meskun mahal çatışmaları çok önemli. İşte burada profesyonel bir ordumuz var bu konuda. Belki de bunu daha önce söylemiştim. Sadece surdan kalan bir tecrübe değil. Yani bu birkaç yıllık, 3-5 yıllık tecrübe değil. Değil. Uzun yıllar terör örgütleriyle mücadele etmiş Türkiye'nin ordusunun böyle bu tür operasyonlarda deneyimli birçok uzmanı olan bir ordu. Bu konuda çok büyük bir avantajla. Bir dünyanın kolay kolay hiçbir yerinde bulamazsın. Hatta söyleyeyim, hiç bulamazsın. Şunu söylemekten de çekinmeyelim. Terör tabii insanlığın testi açısından en tehlikeli, en büyük beladan bir tanesi insanlık adına. Öyle değil mi yani? Sonuçta çok haince, gaddarca pusu kurarak, canlı bomba olarak, sivilleri katlederek terör böyle bir şey. Şimdi tabii bununla mücadele eden ve çok acı çekmiş bir Türkiye var. Zaman zaman bunu tartışırken zannedersem belki bazen de arada bir Batı basında çıkan köşe yazılarını, artıkılları, işte o makaleleri okumak lazım. Oradan bakış açısını da ortaya koyarak bunu söylüyorum. Terörün hiçbir kazancı olmaz. Yani
terör oldu, iyi ki oldu diyebilecek dünyada bir kafa yoktur. Terörden neman alan bir tek teröristin kendisidir. Hiçbir insan kafası, normal insan, ortalama insan kafası terörün hiçbir avantajı olduğunu, tek bir şekilde bundan memnuniyet duyabilecek insan yoktur. Ya sadist bir adam vardır. Veyahut da işte bu ABD'nin söylediği sözde çılgın ABD'li, çılgın savaşçı vardır. Savaşa katılır, ölmeye çalışır falan filan. Psikopatik bir durum yani bu. Ama şöyle bir şey var. Yıllarca biz bu terörle mücadele ettik ve en son tabii Güneydoğu bölgesindeki o temizleme, Kandil'e yaptığımız eski operasyonlar, Fırat Kalkanı'nda yapmış olduğumuz, DAEŞ'e karşı yapmış olduğumuz büyük başarılı operasyon ve nihayetinde Afrin ve belki de bundan sonra Münbiç ve belki de Irak'ın kuzeyindeki o bölgeler. Buna devam edeceğiz diyor çünkü devletimiz. Doğru. Fakat bundan bir şey görmüyor muyuz? Şunu anlamıyor muyuz? Dünyada bütün ordular, dünyanın bütün yani küresel çaptaki büyük ölçekli ordulardan bahsediyorum. Hepsi işte çok iyi donanımlı, çok iyi eğitimli, gördük işte Amerika. İşte orada silahlar veriyor, eğitiyor falan filan. Fakat bunlar nasıl eğitim görürler? Tatbikatlar yaparlar. Birisi okyanusa tatbikat yapar. Birisi işte uçak gemisinde yapar. Diğeri işte birkaç grup bir araya gelip NATO tatbikatı yapılır falan filan. Ama sonuçta tatbikattır. Orada tatbikatlarda insanlar kaza olmadıktan sonra ölmezler. Doğru. Fiilen bu kadar büyük mücadele vermiş, dünyada şu anda vermeye devam eden yegane ordu Türk ordusudur. Şunu demek istiyorum yani. Bütün bu acıları çektik. Belki birçok vatan evladının canına mal oldu. Şehit olması da bizim en büyük tesellimizdir. Şehadet çok önemli makam. Ama fiilen savaşan bir ordudan bahsediyoruz. Yani fiilen savaşan, meskun mahal savaşlarını çok iyi bilen, hava gücü olan, kara gücünde artık her türlü dağlık bölgede, arazide, düzde, -20 derecede savaşabilen bir ordumuz var. Yani bu terörün vermiş olduğu bir artı diye söylemiyorum. Ama bu şekilde bir kader var ve bu şekilde bir mücadele eden Türkiye var. Hani her Türk asker doğar, Türk milleti, ordu millettir falan diyoruz ya. Yani onda da enteresan bir tevafuk. Yani bu millet hakikaten hep savaşmış. Uzun yıllar biz o 80'li yıllardan başlayan özellikle o süreçte. Daha önce biliyorsun işte Kıbrıs Barış Harekatı'nı düşün. Türkiye'nin yapmış olduğu gerçek tatbikat, yani canlı savaş diyeyim. Ve arkasından yaşanan bunlar. O kadar büyük tecrübe var ki şu an Türk ordusunda. Yani dünyanın neresinden hangi komandoyu bilmem, işte Alman bilmem nesini, Fransız o meşhur komandoları bilmem, İsrail'in şu komandosunu getir. Bizim kadar o bölgeyi tanımakla alakası yok. Bizim kadar bu konuda tecrübesi asla ve asla yoktur. Yani kesinlikle. Bu da çok önemli bir şey. Bunu unutmayalım. Dünyada şu anda fiilen tatbikat falan değil ha. Fiilen bizzat savaşan, fiilen bizzat o mermilerin olduğu, hendeklerin kazıldığı, ellerinde birçok yani gerçek bir ordu gibi her türlü silahın da bulunduğu, roket atan, öyle değil mi? Doğru. Füze sallayan terörist gruba karşı mücadele eden bu ordu çok deneyimli ve çok tecrübeli ve fiilen savaşıyor, tatbikat yapmıyor. Bu da bunun başka bir tarafı. Çünkü bunu ben geçenlerde bir Batı gazetesinde bir köşe yazısında okumuştum. Yani o kadar tecrübeli ki bu Türkler diyor. Ya enteresan örnek vermiş. Kandil'de yapılan eski operasyonları da göstererek vermiş. Çok iyi takip eden birisi. George Orwell bilmem ne diye bir adam. Unuttum ismini şimdi. -20 derece, -30 derecede soğuk iklimlerde tatbikat yaparken çölde de tatbikat yapıyor. Dağlarda büyük silahlarla, F-16'larla dünyanın en başarılı atışını yaparken bir yerde de komandoları, kara birlikleri bir mahalleye girip temizleyebiliyor. Bunlar teröristlerle uğraşıyor belki ama bunun sayesinde de belki de dünyanın en hareketli ve gerçek savaşı tatbikatlarıyla gerçekten savaşan bir millet olarak yaşamaya devam ediyorlar. O yüzden Türk ordusu çok güçlü diyor Orwell denen adam. Doğru. Çok ilginç bir tespit değil mi? Çok önemli. Hakikaten öyle. Tabii bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da bu PKK, YPG'li teröristlerin yandaşları sosyal medya üzerinden de tezviratlarını sürdürüyorlar. Yani yalanın bini bir para gibi. Artık öyle böyle değil. Şimdi hakikaten Öztürk Yılmaz diye bir izleyicimiz tespit etmiş. Oradan bir yorumla gönderiyorlar bize. Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra diyor, PKK'lı PYD'li hesaplara göre Afrin merkezindeki sivil sayısı şöyle gerçekleşti diyor. Birinci gün diyor, bu PKK PYD'li hesaplar 100 bin
kişi var diyordu diyor. 20. günde diyor bu sayıda 300 bin sivil oldu diyor. 35. günde 500 bin sivil oldu diyor. Şu anda 50 günü geçtik diyor. Kaç? Sivil sayısı 1 milyon. 1 milyon. Biz diyor Afrin merkeze girdiğimizde 2 milyon sivil olacak herhalde diyor bunların şeyine göre. İlginç şey yazmışlar fotoğrafı tabii. Fotoğrafı orada, yer orada. Orada 1 milyon nereye koydunuz sen 1 milyon? 2'ye çıkacak işte. Zaten 1 million people in Afrin are currently under attack, under Turkish ve ISIS attack diyor. Yaklaşık Afrin'deki 1 milyon sivil insan diyor. Türk ordusunun ve DAEŞ'in saldırısı altında diye yazıyor. PKK'lı hesaplar. Şimdi o DAEŞ dediğin böyle hani kımıl kımıl bir ifade olduğu için bütün dünyada böyle tabii. Hani alıcıların falan birden harekete geçmesini sağlayan bir isim, bir şey, örgüt adı. Şimdi mesela ÖSO demiyor. Tamam mı? Aynen bizim CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ya da CHP'lerin dediği gibi El-Kaide diyorlar, DAEŞ diyorlar. Müzikler daha şey bulabiliyorlar yani. Tabii. El-Kaide'yi bulabiliyorlar. Aynen. Yani. Fakat bu PKK'lı hesaplar, teröristler aynen bunu söyleyerek bütün dünyanın da şeyini çekmeye çalışıyorlar. Hani Amerika orada DAEŞ'e karşı savaşıyor. DAEŞ işte tabii. insanlığın şeyi neydi onun ismi, yok edicisi. Tabii, tabii. Ondan sonra böyle bir terör örgütü tabii, varken nerede? Türkiye bu terör örgütüyle tabii, birlikte tabii, tabii, 1 milyon sivil sivili katletmek üzere Afrin'e tabii. geliyor cümlelerini. Artık böyle yani bini bir para dediğim gibi paylaşıyorlar ya, ama kurtarmayacak bunları, kurtarmayacak. Kurtarmaz istedikleri tabii. kadar şey yapsınlar. Bugün Amerika'ya, Trump'a bu anlamda terör beni yok etmeden ben terörü yok edeceğim deyip kafa tutan bir Türkiye varken bu troll hesaplardan, PKK'ların sosyal medya hatta üzerinden yani. Sağa sola yalvaran, el açan mesajlarını falan kimse Türkiye açısından kimse ciddiye almaz. Dikkat ederse buna İngilizce falan filan atıyor. Belki dünya kamuoyunda bir şey inandırabilir miyiz? Gerçi dünya kamuoyunda işte Alman geçenlerde olduğu gibi Almanya'nın vermiş olduğu koca koca gazeteler ya düşebiliyor musun? Ciddi ciddi gazete diye Almanya'da satan 1 milyon tirajlı, 2 milyon tirajlı gazeteler çıkıp oradan bir haber veriyor. Bu sadece Almanya için geçerli değil. İnanır mısın? Orta Doğu'da da böyle. Değil mi? Geçenlerde tabii bunları paylaşmıyorum ki hani yanlış anlaşılmasın. Çünkü çok fazla müdahale edecek bir şey yok. Tabii ki burada özellikle basın ateşelerine çok büyük görevler düşüyor. Ya ben Türkiye'nin bu konuda biraz daha hareketli olmasını temenni ederim. Yani basın ateşlerinin görevi zaten budur. Mesela Orta Doğu'daki bir gazetede çok da saklı bir aslında Suudi Arabistan'dan çıkan bir gazetede mesela Arab News diye İngilizce çıkan bir gazetede arkadaşlar orada yaşayanlar daha önce bulunduğum için o bölgelerde arkadaşlar paylaşıyor mesela. Yukarıda Doğu Guta'daki olayları anlatırken aşağıda Türk ordusunun fotoğraflarını falan koyuyor. Yani öyle öyle kötü bir algı yönetimi ki oradaki. Yani çok da çok da aşağılık şey yapılmış bir hareket. Onun editörü kim? Neden bunu yapıyor? Bilgisizlikten mi diye ilk başlarda sorardım ama artık bundan sonra bunlar tekrarlanınca bu algı yönetimi bir yani bilinçli bir şekilde yapılıyor tabii bu. Tabii ki canım. Hadi şey yok. Alman anladık. Alman'ın zaten kuyruk acısı da var. Derdi de çok Türkiye ile ya dünyanın ben bu bölgenin gücü olacağım. Bu ülkede çıkmış ben birinci olacağım. Sen birinci diye. Yani dertleri var onların. Anladık. Almanya'nın Türkiye ile yeni dünya üzerindeki yeriyle ilgili sıkıntısı olabilir. Kesinlikle. Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın efendim ne işi olabilir? Veyahut da Emirlikler'de, Dubai'de çıkan gazetenin. Yani Avrupa'da bunu yapıyor. Bütün bu algı bunun üzerinden atlıyor. Fakat şöyle bir şey var. Bunu Türkiye'de paylaştığın zaman da yani hadi şimdi atıyorum Yemen'deki bir çöldeki bir bedevi bakınca vay Türkler Guta'da bunu yapmış dedirtebilirsin yaptığın algıyla. Onda zaten oradan çıkacak hali yok Yemenlinin. Özellikle Yemen biliyorsun savaş bölgesi. Ama bunu asıl tehlikeli olan tarafı asıl benim anlamadığım ve kızdığım hiddetle yani çok hiddetlendiğimiz şey bu. Siyasetin içerisinde olması bir ülke mücadele ediyorken varlık mücadelesi verirken bütün gerisini her şeyin geri kalan her şeyin siyaset dahil teferruat olması gereken zamanda Türkiye ordusunu küçük düşürecek. Efendim ÖSO'yu birlikte omuz omuza çarpıştığı ve Türk ordusunu da koruma amacıyla hani güvenlik şey hani Güneydoğu'daki koruyucular gibi önden giden birlikleri El-Kaide diyebilecek. Bunun üzerinden siyaset devşirmeye çalışan, rant peşinde koşan bir siyaseti biz anlamıyoruz. Hani etrafta diyorum ya Afrika'dan tut Asya'ya kadar dünya ne yapıyor, ne ediyor, nasıl anlatıyor? O bizim devletin yurt dışındaki temsilcilerin ve basın müşavirlerin işi. Düzeltecekler o işi. Anlatmaya çalışacaklar. Ama içerideki durumu ne yapacağız? Ben hep ona çok kızgınım. Onu Türk çıkardı ordusu. Arab News'a da işte New York Times'a da Washington Post'a da Reuters'a da Die Welt'a da Alman Der Spiegel'e de bir yere kadar kızıyorum. Gavur gavurunu yapar diyorum. Çünkü gavur gavurunu yapıyor zaten. FETÖ'cüleri bütün
terörist ayrımı yapmıyor sağ olsun. Eşitlikçi davranıyor. Tamam. DHKPC, PKK, FETÖ hepsini alıyor. Gavur gavurunu yapıyor. Da içerideki ne yapıyor? Yani Öztürk Yılmaz'ın başlattığı, bir CHP'nin başlattığı, bir açı fotoğrafında duruyor. Sayın Sait Böke'ye soruyorsun. Ya burada Mehmetçiğim şehit oluyor. Canı pahasına bir şey mücadelesi veriyoruz. Diyorsun ki bizim Mehmetçiğimiz bir şeyle savaşıyor. Nedir o? Bilmiyorum diyor. Bak bir şeyle savaşıyor. Haberin var mı? Orada kaç tane şehit verdik? İşte şeyde de verdik. Fırat Kalkanı'nda. Afrin'de şu anda çok büyük bir mücadele ve dünya üzerimize geliyor. Biliyor musun kime savaşıyor? Soru işareti. Hiç bilmiyorum ki, bana söylemediler. Bir haberim yok. Söylesine böyle, bu nasıl bir siyaset? Böyle bir dertleri yok ki Hikmet. Yani şimdi sen nasıl şeyi söylüyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu soruyorlar. Selin Seyitbekir'i soruyorlar. Öztürk Yılmaz'ı soruyorlar. Türk ordusu aslandır, Türk ordusu kaplandır, Türk ordusunun arkasındayız. Sonuna kadar arkasındayız. Yapıyorlar, şöyle yapıyorlar, ülkenin bilmem ne falan filan diye bir sürü şeyleri söylüyorlar. Şimdi söylem, geçen şeyin söylediği gibi, Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi, söylem eyleme dönüşmediği müddetçe Batılıların söylemiş oldukları hiçbir şeyi ciddiye almıyoruz diyor. Aynı şey içerideki CHP'liler için de geçerli. Ya da CHP zihniyeti için de geçerli. Orduya sen aslan kaplan biz arkanızdayız, Türkiye'yi koruyor diyeceksin. Fakat aynı ordunun Afrin'de sivil katliamı yaptığını söyleyenlere herhangi bir açıklamada bulunmayacaksın. Niye? Çünkü sivil katliamı yapıldıysa hükümet zorda kalır. Her ne kadar Erdoğan kalkıp sivil katliamı yapacak hali yok. Eğer bir sivil katliamı yapıldıysa Türk ordusu ÖSO yapmış olacak orada, değil mi? Tabii. Yani sen orduyu savunan bir parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu söylemde bulunanlara en azından çıkıp yayınlarında şurada burada yalan söylüyorsunuz, böyle bir şey söz konusu değil demen gerekiyor. Bak mesela Fransız Komünist Partisi bir fotoğraf paylaşıyor. Buradan CHP'ye bilgi vermiş olalım. Hani kendilerinin de böyle bir yoldaşları oluyorlar ya. Hazırsa verin o fotoğrafı. Fotoğraf şu. Bir bombardıman görüntüsü. Fransız Komünist Partisi. Hemen şeyi de söyleyeyim. Sonra araştırma ihtiyacı size de. PCF. İngilizcesini söyleyeyim. PCF. Fransız Komünist Partisi. Bir fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafta. Fotoğrafı getirin bana. Tweet'i değil. Fotoğrafta bir bombalama, göğe yükselen dumanlar, o dumanların neticesinde bir bombardıman görüntüsü. Fransız Komünist Partisi diyor ki Türk ordusunun bombardımanıyla Afrin'deki siviller vuruluyor diye bu fotoğrafı paylaşıyor resmi internet sitesinden Fransız Komünist Partisi. Fakat bakıyorsun fotoğrafın orijinaline, aslına. Fotoğrafın Doğu Guta'da muhtemelen Esad'ın varil bombaları ya da işte Rusya yapıyorsa Rusya'nın bombardımanı neticesinde Doğu Guta'da yaşanan, evet, dramlardan bir tanesi olduğunu anlıyorsun. Yine Fransa'da yayınlanan, gazete yayınlanan fotoğrafı alarak kullanıyor bu adamlar. Sen şimdi CHP olarak kalkıp ey Fransız Komünist Partisi, sen Türkiye'yi, Türk ordusunu sivillere katleden, sivilleri öldüren bir ordu olarak gösteremezsin cümlesini neden kullanmaktan imtina ediyorsun? Hani ordu ülkeyi savunan ve aslanlar gibi sınır dışında gidip terörle mücadele eden bir kurumdu. Fransız Komünist Partisi'nin bu söylemini savunamamanın tek gerekçesi var. Bu söylemi savunduğun zaman aynı zamanda hükümete fayda olacağını düşündüğün için, tabii, savunmaktan imtina ediyorsun. Tabii. Türk ordusunu bu vaziyette hani bir şekilde itham eden Fransız Komünist Partisi'ne bir cümle, bir laf söyleyemiyorsun. Söyleyemez işte. Ha. Gerçeği bu. Bu Doğu Guta'da çekilen fotoğraf. Fransız Komünist Partisi bunu Türk ordusu Afrin'i bombalıyor diye veriyor. Tabii veriyor. Almanya'da geçer oldu, geçen hafta oldu. Artık isimler o kadar çok arka arka ille de böyle, tabii ki her söylemimizi çok ciddi bir şekilde bu iş takip edenler internetten basıp bulabilirsin. Yani çok basit, zor bir şey değil. Almanya'da aynı şekilde gazetelerinde, bazı internet sitelerinde Doğu Guta'dan çektiği fotoğrafları Afrin diye veriyor. Orta Doğu'da keza Arabistan bunu böyle veriyor. Fotoğrafı aşağı yerleştiriyor. Sürekli bir algıyla oynama var orada. Böyle bir şey var. Fakat şimdi şunu söyleyeceğim. Biz hani ana muhalefet partisinin muhalefet yapması noktasında muhalefetin olması gerektiğini hep söylüyoruz ya. Bir parti, bir ülkede ana muhalefet partisi tabii ki olacak. Tabii. Hep ne diyoruz? İşte muhalefet, hani o cümleyi oraya bağlıyoruz. Demokrasilerde muhalefet işte bir kuşun kanatları gibidir. Bir kuşun kanadı sağlam olmazsa o kuş sağlam uçmaz. Buradan başlıyoruz cümleye. Bunu
samimiyetle söylüyoruz. Bunu içtenlikle söylüyoruz. Yıllarca birçok desteklediğimiz partiler iktidarda olmadılar zaten. Biz o zamanlar oturup da ya benim partim iktidar değilse kahrolsun gitsin bu ülke demedik biz. Ben demedim şahsen. Hiçbirimiz demedik. Yani 28 Şubat'ta dahi bu memleket bizim memleketimiz dedik. Aynen. Dahi diyorum. Dahi demek zorunda bıraktılar çünkü bizi. Sokakta Allah diyene götürdükleri mevzuniyet töreninde oğlunun yanına gidip de yemin edemeyen gözü yaşlı teyzeleri gördüğümüz zaman arkasında. Ona rağmen dualar okuyup da gene askerlere insan çocuklarını askere gönderdiler. Terörle mücadele ederken de ordumuza dua ettik biz. Bu ordunun başındaki adam kafamızı kırıp bin yıl devam edecek. İşte silahsız kuvvetler de hallederiz falan filan diyen o ordunun o kurmayları varken bile biz orduya dua etmişizdir. Çünkü onlar yaşaması lazım ki onlar bizim evlatlarımızın komutanları. Yapacak bir şey yoktur. Bu bir vatan borcudur dedik biz yani. Doğru. Aksini söylemiş zerre kadar bir şey varsa mesleği bırakırım. Hiç her şeyi bırakırım. Aksini iddia etmedik. Ha gidelim bari. Madem Türkiye'de bize böyle oluyor. Kendimizi atalım Amerika'nın kucağına, Rusya'nın kucağına, bilmem Çin'le işbirliği yapalım, Mikronezya ile işbirliği kuralım falan demedik. Bu bir korkunç bir travmadır bu. Demek ki neymiş? Müslüman bu toprakların Anadolu çocukları çok fazla eğitilmemiş insanları, altı çizerek söylüyorum, her halükarda bu topraklardan vazgeçmiyor. Ama maalesef kendi zihniyeti, fikriyatı, faşizan statükosu artık Türkiye'de galebe çalamadığı için oligarklar da, o Türkiye'de oligarkları da güçsüz kaldığı zaman ne olursa olsun ben yönetemiyorsam ben güzele güzel demem, güzel benim olmadıkça der gibi bu topraklarda her türlü ihanet yaparım diyen maalesef bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Afrin operasyonu devam ederken, Türkiye bu kadar önemli mücadele içerisindeyken Türkiye hep mücadele etmek durumundadır. Başka bir hadise. Hatırlattığı için söylüyorum. Suriye'de aslında Suriye savaş çıkarsa sanki ben Esed'in tarafına geçerim diyebilen. İran'la savaş seraka değil. İran'la savaşırsak ben İran safında yer tutarım diyen parti meclis üyesi MYK her neyse. Efendim devlete seri katil diyen Eren Erdem. Devlete katil değil ha. Seri katil diyen Canan Kaftancıoğlu. Dedi ki bir şey de var. Nedir o? Ağzıma işte ezan okunuyor. İmamımı kesem. Türklerin üzerine kızgın yağ mı dökem? Diyen bu tipleri aldın sen taltif ettin. Taltif. Bırakmadın yani, öyle senin yerin burası değil dedin. Vitrine koydun. Ha, vitrine koy. En üsttesin sen dedin. Şimdi soruyorsun Böke'ye, benim Mehmetçiğime sıkan, kiliste yatağında uyuyan kızı öldüren terörist 35 yıldan beri başımdaki bu sıkıntı burnumun dibine gelmiş. Ben biriyle savaşıyorum. Haberin var mı? Bilmem ki diyor, kim o? Bana söylemediler. İstihbari bilgim yok diyor. İstihbari zafiyeti yaşıyoruz diyor. Böyle salağa yapmanın manası yok kardeşim. Evet. Direkt söylesene. Ben PKK'ya, YPG'ye şu anda terörist diyemem. Neden? Çünkü terörist dersem AK Parti yanına doğru gelmiş olurum. Olmaz ama iktidara destek olacak halim yok. Ya böyle mantık olur mu? Öteki cevap veriyor. Olur tabii. Dünyanın en doğru işini yapsan da ben bunu desteklemem diyen Cumhuriyet Halk Partili vekil. Peki, daha buradan, ne diyeyim ben bunlara yani? Buradan devam ettim. Buradan yürüyelim o zaman. CHP'nin içinde muhaliflik yokmuş. Böke Ortadoğu Balkanlı sayfasında İpek Özbay'ın röportajında anonslamışlar bu başlığı. Koltuk sevdalısı değiliz demiş bir de. Şunu mu diyorsun yoksa? Koltuk sevdalısı değiliz. Ama bizim başkanımız niye? Her seçimde orudur, bak zorundadır. Niye? Koltuk sevdalısı değil. Şimdi bak 47 çok artı 1. Yani 47 artı Selin Sayıkböke 48 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na imza. Tabii imza verdi. İmza koydu bildiriye. Tabii yani şey istedi, ayrı bir şey istediler. Kısmen de başarılı oldular aslında bakarsan. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu başkan adaylığıyla ilgili olarak %10 delege oranını %20'ye çıkartmaya çalışırken, aday olmak için %20 delegenin imzası meselesini çalışırken, mesela ya da Kemal Kılıçdaroğlu ayrı bir numara, sonunda bilmiyorum yani, %5'e indirdiler mesela. %5 delegenin oyunu alan, gerçi ihtiyaç yok. Gerekirse Kemal Kılıçdaroğlu veriyor zaten. Benimkinden 40 taneyi verin, ekleyelim falan diyor. Yani çok demokratlar gibi. Bağbaşlar gibi. Koltuk sevdalısı değiliz başlığı da biliyorsun. Koltuk sevdalılarla bizim işimiz yok diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir gönderme başlık. Şunu söylüyor. CHP'nin içinde bir kavga var mı? Mesela siz muhaliflerden misiniz diye soru soruyor. Selin Sayıkböke'nin cevabı. CHP'nin içinde muhaliflik yok.
CHP'nin iktidar iddiasını daha güçlü ortaya koymasını isteyen CHP'liler var. Vay tebrik ederim. Devam ediyorum. Binaenaleyh. Tek hedefimiz CHP'nin değerlerinin temsil edildiği bir Türkiye. Dolayısıyla CHP'nin iktidarı buna dönük demokratik taleplerimizi söylüyor olmamız parti içi kavga değil, Türkiye'de demokrasi kavgasıdır. Bireysel çıkarlar peşinde koşanların partide yeri yok dedi diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Üstünüze alındınız mı diyor. Ha yok, üstüme alınmadım diyor. Zaten hiçbir şey üstlerine alınmıyorlar. Tabii. Hiçbir şey. Son cümleyi şuraya söyleyip sana geleceğim. Mesela diyor genel başkanlık adaylığı için daha demokratik koşullar gereklidir diyor. Mesela CHP'de demokrasinin olmadığını ya da hadi onun daha naif bir şekilde söylediği gibi söyleyelim yani. Az demokrasi olduğunu söylüyor. Çok demokrasi istiyorlar. Son cümle. Buradan vereceğim ki sana. Hakikaten gollük pas veriyorum. Estağfurullah. Tek sese hiçbirimizin itirazı olmaz diyor. Bunu katılımcı demokratik süreçlerle işlettiğiniz takdirde zaten tek ses bir doğal sonuç olacaktır diyor. Ya kardeşim. Ben ambele oldum şu anda yani canım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olunca kendi çerçevelerinde söylüyorum. Yani kendi algıladıkları şekilde söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu tek ses olduğu zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz yok diyorsun. Senin aynı duygularla olmasa bile, çünkü AK Parti'deki durum bunlar gibi değil, daha da farklı. Pozitif manada söylüyorum. AK Partili delege, biz de Erdoğan'ın, genel başkanımız Erdoğan'ın tek ses olmasına karşı değiliz cümlesini kurduğu zaman vay diktatör yanlısı bilmem şu bu falan filan diye yaftalıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu sen söylüyorsun yazmış. Tek sese karşı değiliz diyor Kılıçdaroğlu'nun. O tek sese karşı değiliz diyor. Buyurun. Valla işte sen aslında yani hem okudun aynı zamanda da bir şey bırakmadık. Fazla gaz çıkartmayacak kapağı da yaptın bıraktın ortaya şimdi. Kapağı açıp tekrar sıkmaya gerek yok yani. Yani bana söyleyecek bir şey bırakmadın. Tabii ya, peki, kapağı tamam. Sıktın koydun oraya. Buradan gaz çıkmaz zaten. Yok ha tebrik ediyorum. Çok da güzel söyledim. Ben o tek ses yorumunu bu şekilde bile düşünmeden önce farklı yorumlayacaktım ama çıktığın yer doğru. Yani o kadar tek ses, tek adam falan, tek adam rejimi falan diye konuş. Ha bizimki yaparsa bu da sıkıntı oldu, yok. Oldu bizimki de tek adam değil. bizimki öyle değil. Şimdi bence burada... tabii yani tabii böyle süslü konuşmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken keyifli bir parti bu açıdan. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek de çok keyifli bir iş. Neden? Çünkü hani şaşkın ördek gibi diye hep örnek veriyorum ya. Dış politikada bir öyle bir şey söyleyeceksin ki sana hain demeyecekler ama dış politikada AK Parti'ye karşı durmak zorundasın. İç politikada öyle bir şey yapacaksın ki adama sürekli diktatör diyeceksin ama sen kendi gerçekten partiyi tahakküm altına almış bir kasetle oraya oturmuş bir adamın diktatör olmadığını göstermeye çalışacaksın ve yani yenmiş de yenmiş çıkmış da yenmiş olmasına karşın orada kalmış olan adamı kurtarmaya çalışacaksın. Zor iş yani. Yani CHP'li olmak zor zanaat arkadaş. Bu zor zanaatı da işte bunlara getirerek böke gibi süsleyerek bunlarla ya zor çünkü yani bir yerden PKK'ya terörist diyemeyeceksin bir yerden de Vatan bile Sakarya edebiyatı yapmaya çalışacaksın ki kafana taş düşmesin. Öyle değil mi? Yani zor bir durum. Hem dünyaya en iyi işi yapan partiyi alkışlamayacaksın. Alkışlarsan ayıp olur. İşte bu böyle bu ikilemler içerisinde idare etmeye çalışacaksın. Şimdi tek ses yorumuna %100 katılıyorum. Müthiş bir hadise. Hakikaten tek ses hakikaten komikmiş. Yazık olursa olur. Ya. Ben Kılıçdaroğlu'nun artık ufak ufak tasfiye edilmesi gerektiğine inanıyorum. Eskiden tasfiyesinden korkuyordum çünkü bir salı günü bir konuştuğu zaman bir konuşmayla 3 malzeme çıkartıyordu. Ama Böke herhalde arkadan gelen iyi bir malzeme deposu gibi geliyor. Bence şu da çok önemli. Mesela diyor ki hani bizde muhaliflik yok falan diyor ya. Hani bizde muhaliflik falan yok kardeşim. Buna muhalif demeyin. Onun açıklaması çok güzel değil mi? CHP'nin iktidar iddiasını daha güçlü ortaya koymasını isteyen CHP'liler var. Çok güzel ama. Hikmet bu CHP'ye döneceğiz ama şu fotoğraf önemli bir fotoğraf. Bugün bunda başlıklarımız arasında. Evet. Pardon daha oraya girmemiştik biz. Evet oraya gelmemiştik. Bu son dakika görüntüsü diğer kanallarda girdiler. Bunu vermek durumundayız. Yani daha mevzu oraya gelmedi ama İran'da düşen Türk İş Jeti'nin jeti deyince herkes bu aralar Afrin operasyonu olduğu için Zeytin operasyonu olduğu için hani askeri jet zannediyordu. İş jetinin sivil bir ilk jet, karesi, jet uçağı. Sivil jet uçağı ilk görüntüsü i̇lk olay yerinden. Bu evet ilk kare bir fotoğraf. Tek bir fotoğraf var. Mürettebat dahil 11 kişinin yaşamını yitirdiği bir kaza.
Teknik bir arızadan bahsediyorlar ya da uçaktaki bir arızadan bahsediyorlar. Çünkü düşmeden hemen önce pilotun yardım kurede evet. tekrar alçalmaya başlayacağını anons evet. ediyor. Kuleyle aynen irtibatı öyle. Geçiyor. Büyük ihtimalle dönmeye çalışıyordu. Muhtemelen Mina Başaran Türkiye'de gelecek ay evlenecek bir isim. Evet. Arkadaşlarıyla beraber Dubai'ye gidiyorlar. Başaran Holding'e ait bir evet. iş şirketi. Mina Başaran da Başaran Holding'in sahibinin kızı. Dubai'den 7 arkadaşıyla birlikte Dubai'ye gidiyorlar. Evlenmeden bir ay sonra evlenecekmiş herhalde. Dönüşte oradan geliyorlar. 3 mürettebat, 8 kişi bu elim kazada hayatını kaybediyor. O kazadan ilk fotoğraf bu. İlk görüntü evet. bu. Yani hepsi hayatını kaybediyor. O yüzden şimdi evet yani DNA ile falan eşleştirilmesi gerekiyor herhalde. Bayağı bir kötü bir kaza olmuş tespit etmek için. Öyle söylüyorlardı ben. Bütün gazetelere falan baktım. Bunlar üzerinde de konuşacaktık. Başarın Oğlu Yönetim Kurulu Başkanı. Başsağlığı dileyelim. Hüseyin Başarı'nın kızı. 11 kişi vardı mürettebatla beraber. Bunlardan 8'inin kimliği belli olmuş. 3 tanesinin kimliği henüz belli değil. Yani dediğim gibi yani DNA testi lazım vesaire bunlarla ilgili tabii. olarak. Kazıklar da var kaza. Bunlarla ilgili. Evet. Acil iniş istiyor. İran hava sahasındayken teknik bir arıza yaşanıyor. Acil iniş izni istiyor. Gördük tanıklara uçağın motorunun alev aldığını söylüyorlar. Muhtemelen motor arızası falan var. Pilot muhtemelen. Da toparlayamıyor muhtemelen. Anladığımız kadarıyla. Ve bu elim kaza meydana geliyor. İşte bu tür jetlerde de bu sıkıntı var tabii. Özel jet olduğu zaman özel bir uçak olduğu zaman jet özellikle tabii ki. Bu ama ilk kez Türk sivil havacılığında ilk ölümlü iş jeti kazası. İş jeti kazası mı? Evet. Evet. Bunların da işte bu motorundaki arıza yani çünkü galiba hava şartları kötü değilmiş değil mi? Normal evet, şartlarda uçuşta yani. Bir sıkıntı yok. Öyle gözüküyor en azından. Evet yani burada pilotaj hatası da olmadığı anlaşılıyor. Çünkü acil bir şekilde alçalma talep ettiğini söylüyor kuleden. Aynı bölgede geçen de bir İran uçağı düşmüştü. Yani evet, bir ilintisi var mıdır yok mudur bilmiyorum ama. Öyle mi? Yani onu da bilgi olarak şey yapmış. Evet geçenlerde bir İran uçağı düştü. Son yani. Zamanlarda bayağı bir de biliyorsun Rusya'da uçak düştü. Daha önceki senelerde. Onun daha bambaşka şeyler olduğu yani Rusya'da düştü. Rusya'nın İran içerisinde Suriye içerisindeki yerlerinde de düşen uçaklar falan var. Yani her ne olursa olsun tabii ki yakın bu gerçeği değiştirmiyor. Gene de dünyadaki en güvenli yolculuk uçakla yapılan hava yolculuğu. Ve bu tür şeylerde tabii özel bakımları var bunların biliyorsun. Yani çok büyük hava yolları Türkiye, yani Türk Hava Yolları gibi dünya çapındaki bir takım hava yollarının biliyorsun çok ciddi kontrolleri oluyor. Yani uçak iniş kalkış bakımları ile ilgili bunlar sürekli cross check karşılıklı kontrol sistemleriyle. Tabii yani o bu işler tabii çok zor işler ama yani tabii ki tabii insan üzülmüyor değil. O yüzden böyle bir kaza yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyoruz. Evet. Aynen öyle. Onu tabii daha da detay ortaya çıkınca herhalde daha da paylaşacağız. Şimdi, gelelim senin Saik Böke'ye. Evet, şimdi evet şeyi söylüyordun. Yok ilavete bir şey varsa şunu lütfen devam edin. Muhalif şunu söyleyeyim. Yani CHP içerisinde muhaliflik var mı yok mu tartışmasını aslında belki de oradaki ilk okuduğun paragraflar tek ses yorumu paragrafı çok örtüşür durumda. Çok cümle kurmuş ama derdini bu şekilde anlatmış. Yani sonuçta bir taraftan muhalefetin içerideki muhalefetin bir demokrasi gereği olduğunu anlatmaya çalışırken diğer taraftan da aman bizi buraya getirdi Sayın Kılıçdaroğlu yenmiş de yenmiş yenilmiş de yenilmiş ama hala orada kalmış bize de birer paye vermiş yani bu saatten sonra da çok fazla kavga etmeye gerek yok işte zaten Muharrem İnce'nin söylediği şey oydu ya yani biz seçimi kaybediyoruz ama tartışmanın içimizdeki bu tartışmayı dışarısı kullanır diyorsun diye buna kızıyordu Muharrem İnce. Muharrem yapmış olsaydı bu röportajı ben görürdüm o zaman hangi Konya'yı görürlerdi onlar ben değil onlar görürlerdi şimdi şöyle söyleyeyim CHP'nin iktidar iddiasını daha güçlü ortaya koymasını isteyen CHP'liler var çok ilginç yani ben bu cümle var ya yani tarihe geçecek altın harflerle geçecek bir cümledir bu çok enteresan muhalif yok sadece CHP'yi iktidara daha çok taşımak isteyenler var diğerleri istemiyor o kadar. Bu mudur yani? Yani ben muhalefet ediyorsam iktidarı istiyorumdur. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi despotik bir şeyle tek yorum plan diye bastırıyor ya onlar fazla muhalefet etmiyorlarsa biz imzayı koyanlar aslında iktidarı istiyoruz. Geride kalanlar iktidarı istemiyorlar demektir bu. Bu cümle çünkü ya çünkü CHP'nin iktidar iddiasını daha güçlü diyerek hani daha güçlü komparatif yapıyor. Daha güçlü ortaya koyması isteyen CHP'liler vardır. Biz ona muhalefet demiyoruz. Hani diyorum ya hep esprisini yapıyoruz. Aslında ben kel değilim.
benim yüzümü yıkadığım alan biraz geniş. Ulan kelsin işte çok biraz şu mesafeyi aşınca bu kellik başlıyor burada. Ben kel değilim, yüzüm çok diyorsun ya. Yani. Yüzüm çok. Bir de yıkadığım alan geniş diye uzatarak cümleyi kuruyorum ki sen o diyene kadar hep bitti geçti gitti kardeşim. Kel demedim işte. Şimdi bunun gibi bir şey bu. İkincisi bir de şu var çok enteresan, soru çok güzel bence. Bu da yorumlanır. Hı. Sayın Kılıçdaroğlu, partinizin sizden daha sert bir muhalefet mi istiyor sorunu bir kısmı diye yanıtlamıştım. Sert bir muhalefet yanlısı mısınız diye. Yani sert muhalefet istiyormuş da sert muhalefet yanlı mısınız? Cevaba bak. Bir kere yapılması gereken siyasi tarif, siyaset tarif ederken bir birey üzerinden tarif etmeniz yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum neyse. Sayın Genel Başkan'ın yaptığı... Sayın Kılıçdaroğlu'na çakmak istemiyorum diyor. Ben bu şeyi tercüme edeyim. Bir birey üzerinden Sayın Genel Başkan'ın yaptığı muhalefet diye tarif etmeyi yanlış bulurum. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir siyaset ortaya koymalı ki iktidarı bu anlayış taşıyabilsin dersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir siyaset ortaya koymalı ki iktidara bu anlayışı ortaya koymalı ki iktidar taşıyabilsin zannedersin. Onun yanıtı çok basit. Diyor ki asıl anlatmak gereken buydu. Bugün koşullarının olağanüstü olduğunu tespit edilen olağanüstü muhalefet ortaya koyabilmek. Olağanüstünün tarifi sertlik değildir. Ya arkadaş üniversite tez mi yazıyorsun? Ödipus kompleksinden mi bahsettin? Freud muydu? Neydi bu? Yani hangi cümleyi kurdun? Ya bu samimi söylüyorum ya. Yani öyle bir cümle, bu kadar bir şey yazmış orada. Sertlik mi değil mi diye anlatırken yani kimdi abi bu yani? Hangi? Sextus Empiricus mu? Aristoteles mi? Kim ne diyorsun? Tahtava su mu? Yani şuna bak yani. Olağanüstü bugünün koşullarının olağanüstü olduğunu tespit edilen olağanüstü muhalefet ortaya koyabilmek. Olağanüstünün tarifi sertlik değil. Örneklerini veriyor. Şunu söylüyor. Mesela hayır kampanyası ne diyor? Tamam. Yaptılar, bitirdi. Ondan sonra tamam. Devam etmeliydi. Tamam. Yani milleti konsolide etmeliydi diyor. Veya bir yürüyüşe çıktı diyor mesela. Hani o, olağanüstü. Tabii. Yani bunu devam ettirmeliydi diyor. Nasıl devam ettirecekse? Başkan sert gidin sonuna kadar sert muhalefetten kastı şu olağanüstülük bir muhalefet. Olağanüstü muhalefet ne demek abi ya? Yani olağanüstü muhalefet. Bak, olağanüstü muhalefet diye yeni tabiri getirdi bu kadın. Yani işte olağanüstü muhalefetten kasıt nedir abi? Ötesi ne olur? Ben sadece sana şu andaki sınırı söyleyeyim. Ha. Olağanüstü sen tarif et. FETÖ'nün eline tutuşturduğu belgeleri meclisten sallamak. Olağanüstü doğru. Şimdi bu mesela değil sınır mi? Sınır bu. Bravo. Olağanüstü bu normali bence. Olağanüstü değil. Bu normal çünkü yaptılar bunu. Tabii. Belgeleri sallamak. Bunlar üzerine mi çıktılar diyorsun? Bunların yani. Elinden ve bunların eliyle vermiş oldukları bütün ne kadar tezvirat, yalan dolan varsa bunu hükümete karşı kullanmak. Hükümetle ilgili ne kadar yalan bilgi varsa, iktidarla ilgili ne kadar yalan bilgi varsa, yani yatsıya bile kalmadan çürütülecek belge ve bilgileri. Man belgesi gibi. Mesela örneğinde olduğu gibi. İşte Barış Yarkadaş başka bir şeyden, başbakan üzerinden yürüdükleri bir Fikirtepe meselesinden bahsediyorlar. Neymiş? Başbakanın arazilerine, başbakanın ve eşi Binali Yıldırım ve eşin arazilerine kıyak yapılmış mesela. Ulan diyorsun, vay be. Binali Yıldırım'a bak, Fikirtepe'de ne kadar büyük arazileri varmış diyorsun. Algı bu. Tamam mı? Evet. Kendileri vermişler belgeleri. Kendi verdikleri belgelerden okudum. Cuma günü zannedersen. Belgedeki mevzu şu. Binali, yani savcılık vermiş olduk. İlla şeyde ilgili. Sözleşmeyi falan filan şey yapmış. Üzerlerini falan şeye gidince. Binali Yıldırım'a ait olan arazi ne kadardır Hikmet? Fikirtepe diyor. Binali Yıldırım'a kıyak geçildi diyor. Tamam mı? Diyorsun ki herhalde 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm ya da orada 30-40 tane falan filan bina, yani orada buz rezidans yapacak kadar bir yer diyorsun herhalde. Rövanş alıyor çünkü CHP. Hikmet abi, metinden okuyorum, kendi gönderdikleri metinden. Binali Yıldırım'a ait olan yer 10 metrekare. Yani 3'e 3 falan bir tarla. Bu. Program daha yapılmaz oluyor. Şu masayı bile koyamayız oraya. Kendi Barış arkadaşın kendi belgesinden okudum bunu. Yani o işte kıyak geçilmiş dedi. Hakikaten olağanüstü. Muhtemelen şöyle bir şeydi. Sormadım, üzerinde durmaya bile gerek yok. Çünkü bunların Allah bir dediğinden başka hiçbir şeyine inanmayacaksın. Araştıracaksın. Onu da zor söylüyorlar. Yani. Söyleyemiyorlar pek sık. 10 metre muhtemelen, hani bu miras yolu bölüşümler işte kaç geniş aileysen işte ona o kadar ona böyle kadar, 10 çocuklar. 10 metreye düşmüş. Muhtemelen 10 metrekare. Bir şey yaramaz ki 10 metrekare. Tamam. Buradan şey devşiriyorlar. Buz rezidansı devşirmeye çalışıyorlar falan. Şimdi bu adamların olağanüstü muhalefeti böyle. Bu sınır. Şimdi sınırı çıtayı buraya koyduğun her anlamda FETÖ'nün dediklerini yaptığın, FETÖ'den gelen her şeyi sorgusuz sualsizce kullanıp
iktidara çamur atmak, ülkeyi yurt dışına şikayet etmek, oralardan medet ummak yönünde olağanüstü bir siyaset yapıp çıtayı buraya kadar çıkarttıktan sonra olağanüstü muhalefet yapın ne demek Hikmet? Bence bunu sorgulamak bence lazım. Bu, evet, olağan olmayan, yani normal değil. Ya buraya kadar getirdin zaten. Evet. Bütün rezilliklerin en zirve noktasına kadar çıkartmış vaziyetesin. Bunun daha üstü nedir? Daha olağanüstü muhalefet nedir? Ne yapacak yani? Devlete, Canan Kaftancıoğlu. Seri katil demek mesela, değil mi? Onları geçtik, onlar şey olanlar. Yani bir şey de kalmadı geri. Bu zaten olağanüstü. Hain bak ama ya. Şu. Şimdi devlete katil değil, seri katil demek bu olağanüstü, bu bir olağanüstü bir şeydi. Bunun üstüne biliyor musun? Daha olağanüstü siyaset yapın. Mesela Erdoğan'ın rahmetli akrabalarına şuna buna küfreden tweetleri paylaşmaktır. Evet, bu da olağan. Onu işte özür dilerim ben görmemiştim falan. Bir özürle yırtabileceğini zannediyor. Falan. Elini yıkadı çıktığını evet. zannediyor. İşte olağanüstünün üstü budur. Bundan sonra mesela herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha olağanüstü muhalefet yap diyenlerin talebi Erdoğan'ın mahremine girip mesela ağır hakaretler, küfürler, şunlar evet, bunlar falan. Ya da kardeşim bu mecliste olmuyor, biz elimize silah alalım, ondan sonra gidelim bu, şuraları basalım edelim falan olacak bunun herhalde. Bunun tekstini yapan vekiller vardı mesela, diyorlardı ki efendim gidelim kapılara dayanalım, 50 bin kişi 100 bin kişi bir yere gelelim. Öyle değil mi? Mesela Gezi. Gezi provokasyonu. Aslında olağanüstü bir muhalefet. Sen sokaklara çıkan vandalları, orayı burayı yıkıp yıkanları git temiz alnını öpüyorum diye çık şimdi. Bu muhalefet mi yapmak mı? Değil. İşte buradaki asıl sıkıntı, hayır benim asıl takıldı da şu, dediklere tamamen katılıyorum. Yani hakikaten ne kadar olağanüstülük varsa, çünkü diyor ki zaten. Üstünlük ne diyor? Olağanüstü muhalefet ortaya koyabilmek. Olağanüstülüğün tarifi sertlik değildir diyor. Yani sertlik başka bir şeydir. Nedir? Olağanüstü muhalefet yapmak başka bir şeydir diyor. İşte bu 85 milyon cümleyle hani işte örnek vermiş, yürüyecektik falan filan yapacaktık. Ama diğerlerini de üste koyduğumuz zaman gerçekten olağanüstü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten olağanüstü bir parti zaten. Olağan bir siyaseti yok. Her şeyle olağanüstü. Olağanüstüdeki yanlış anlaşılması, olağanüstü harikulade manasında değil. Muhalefetin olağanüstü nasıl olabilir? Dediğin gibi olur ancak. Yürüyelim. İşte efendim, kıralım, işte dökelim, kıralım. Dağıtalım. Mahmut Tanal gibi Ramazan'da piknik yapalım falan gibi. Ya da Aykut Erdoğdu olduğu gibi ben işte DHKPC'ye söylerim, alnına sıkarlar. Tabii. Benim militanlarım var işte, diye yiyelim. Olağanüstü hızla yemek yemek, bir domuzun dörtte birini 7 dakikada bitirebilmek. O da olağanüstü bir durum yani. Ne kadar olağanüstülük varsa bunlarda. Öyle değil mi? İki de bir şu domuz meselesini niye hatırlatıyorsun? Ama kurtulmaya çalışıyorlar zaten. Abi hiç konuşmuyor ama biz ona 3300 tane şu an terörist öldürüldü. Etkisiz hale getirildi. Bu kerteden bakıyoruz. Hani biraz daha belki anlayış gösterir. Atıyoruz topu öne, diyor ki cevap vermiyor ki bize. Hala bu kadın ya şurada çıkmış, koltuk sevdası değiliz. Tek ses yorumu bilmem ne çıkmış konuşurken daha bundan iki hafta önce televizyonda soruyorlar, diyor ki YPG bir terör örgütüdür, bilmiyorum diyor kadın. Vallahi öyle söylüyor. Yani başka bir şekilde bir kuklası yoksa veyahut da bir ikizi yoksa bu kadın söyledi bunları. Evet. Ben bilmiyorum dedi yani. Yani bizim şu anda o hani yürü Mehmetçik, Afrin'de sonuna kadar arkasındayız, ordumuzu asla yalnız bırakmayız diyor ya bunların genel başkanı. Kime karşı? Bari onu sorsaydın ya. Ordumuzu yalnız bırakmıyorsun da Kılıçdaroğlu. Hani çok sevdin bu Afrin'i. Önce girmeyelim falan filan diyordu. Baktı ki maça sıyamıyor. Girebiliriz de dedi. Tamam da nereye giriyorsun? Kiminle mücadele ediyorsun? Kime karşı cepheye çıktın diye. Ya bari başkanına sor. Genel başkanına sor. Onu dahi cevaplamaktan imtina ediyor. Bu olan hakikaten her şeyle olağanüstü. Doğru. Şu birkaç daha konu var. Sürede bayağı azaldı. Hikmet, oradan da evet. yürüyelim biraz. Bu taksiciler ve Uber. Bu mesele de hakikaten uzadı yani. Yani bugün de havası var. Yani taksicilerin Uber'i şikayet ettiği bir dava var. Bayağı da mahkeme önünde falan taksiciler bayağı toplanmıştı. Geçen gün bu Uber meselesiyle ilgili olarak bir iki senle yorumda bulunduk, cümlede bulunduk. Taksiciler çok kızmışlar. Mesaj falan geldi bu konuyla ilgili. Hani Uber'i niye savunuyorsunuz? En hafif tabiri, ondan sonra sosyal medyadan falan da şey yaptılar. Uber'le ortak mısınız falan filan da hani uç noktalarından bir tanesi şeyleri saymıyorum. Yani biz tabii bize söyle. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Uber'i bir şey savunmadık ki. Savunmadık tabii canım. Bir kere daha anlatmak babından söylüyorum. Ha. Yani Allah Allah. Elbette Türkiye'de ondan sonra alınan teriyle kazanan taksicilere bu anlamda haksızsınız, böyle bir şey yok demedik.
böyle bir cümle kullanalım. Fakat bu Uber meselesiyle ilgili olarak eğer bu gerçekse, yani Uber'i çağırıp döven taksiciler falan varsa, bunun kabul edilemez evet. olduğunu söyledik. Dünyanın en haklı pozisyonu da olsa haklı dışarıda. Mesela bugün, şimdi bunu şu da olabilir, taksicilerin iddiasından bir tanesi şu. Yani bunu Uber'i meşrulaştırmak ya da mazlum göstermek için yapılmış bir hamle de olabilir cümlesini de kullanıyorlar. İhtimal dahilindedir. Birileri provoke ediyor olabilir. Olabilir. De. Çünkü evet. bir tane bugün gazetelerde vardı. Uber araçlarından bir tanesi mesela kurşunlanmış. İhtimal dahilindedir. Olabilir. Bunlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Fakat şey şu. Burada dile getirmeye çalıştığımız mesele şuydu. Yani bu işleri zor kullanarak, zorbalık yaparak, eğer varsa böyle bir şey, engellemek mümkün değil. Yani en nihayetinde cebinde parası olan müşteri, cebinde parası varsa en kalitelisini o fiyata almak ihtiyacı hisseder. Siz, ya, almak özgürlüğü vardır. Aynen öyle. Siz daha iyi iş yaparsanız, daha ondan sonra müşteriyi memnun edebilecek hale gelirseniz otomatikman yok edersiniz karşı tarafı, ticari anlamda söylüyorum. Mahkemeye vermiş, şu vermiş. Korsan taksiyle o kadar mücadele ettiler. Engelleyebildiler mi? Engellenemiyor. Evet. Tamam, olamıyor. Niye? Çünkü öyle bir noktaya geliyor yanlış ki. Yanlış, beni engelleyemezsin ki onu. Ya, olmuyor zaten. Ya, Amerika'da da Avrupa'da. Kasabada burada, oturanlar topluyor arkadaşlarını. Hep beraber gidip Python'da hesaplaşıyorlar. Buradaki mevzu da taksiciler işte. çalışan büyük bir kesim var. Türkiye ekonomi kazandıran, ev geçindiren vesaire. Sadece bu işten kazananlar var. Bunlarla ilgili olarak elbette desteklenmesi lazım, taksiciler için söylüyorum. Fakat bir taraftan da bütün her kesim söylüyor bunu zaten. Yani çağırıyorsun, nereye gidiyorsun? Sana ne? Geçen sen söylüyordun herhalde. Evet. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Ben mi oturacağız yani. Gittiğim yerde? Sana söylemek zorunda. Sen mi tercih edin? Gel boğazım çay içelim. Sen başla bari. Devam et. Onu ben sana yolu söylerim. Şöyle diyeceksin aslında, nereye gidiyorsun deyince, nereye gitmek istersiniz? Oraya beraber gidelim istersen. Çay içelim Boğaz'da. Böyle midir yani? Ya şey yok bunun. Tabii. Burada haklı oldukları mesele şu olabilir taksicilerin. Ama haklı olmaları işi doğru yaptıkları anlamına gelmiyor. Evet. O tarafa gitmiyorum. Niye evet. trafik çok, gidersem geri gelmem saatler sürecek. İşte 30 lira 20 lira para için falan benim 4 saatim gidecek. Zaten evet. kısıtlı bir sürem var. Belli para kazanmam lazım. Evet. İşte evet. akaryakıt masrafını karşılamam lazım. Patrona günlük paramı vermem lazım. Kalan parayla da evime İAŞ'a götürmem lazım. Evet. Sen beni buradan 5 kilometre öteye götürüp 20 lira 30 lira para vereceksin ama benim 4,5 saatim trafikte geçecek. 30 lira için falan, onu yapmaktansa şu tarafa giderim, daha az trafik, daha çok müşteri alırım, daha çok kazanırım diye düşünüyorsun ama pratikte böyle bir şey olmuyor. Senin evet. gibi 20 tane 50 tane taksi bunu düşündüğü zaman o tarafa gidecek, taksi bulamayacaksın. Evet. O zaman da Uber'le gittiği zaman da vay efendim niye Uber'le gidiyorsun muhabbeti olacak. Şimdi bak şunu söylemek, taksi kullananlar çok iyi bilir. Yani taksiyle çok oraya buraya giden, koşturan, özellikle İstanbul trafiğinden bahsediyoruz. Bak Anadolu'da böyle şeyler olmaz diğer kentlerde. Öyle değil mi? Özel küçük kentlerde taksinin fiyatları vardır. Kasabanın burasından ta dibine kadar fiyatlar aynıdır. Tabii. Ve söylersin sen hangi emmiye gidiyorsun? İşte Murat emmiye. O zaman tamam 5 lira ver giderim abidir bu. İstanbul gibi yerde dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. En büyük metropollerinden bir tanesi. Nüfusu resmi 15 milyon, gayri resmi 20 milyonluk bir ucuna 120 kilometreden bahsediyoruz ya. Alt Silivri'den git işte efendim Darıca'ya kadar İstanbul. Şimdi böyle bir yerde hakikaten bu tür sorun olmaması doğal. Yani bir şey örtmek istemiyorum ama bu tür sorunlar olur. Çünkü trafiği çok yoğun olan kesinlikle. Ve çok yoğun bir şehir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nüfusuyla birlikte yoğun ve trafiği yoğun bir şehir. Şöyle söyleyeyim. Dediğine katılıyorum. Bu bir taksi şoförüyle çok gidenler bilir. Sorduğun zaman da sohbet edersen de ortaya çıkar zaten. Zamanla yarışırlar. Doğru. O her kilometre onun için zaman, trafik sıkışıklığı onlar için hakikaten çok kıymetli. Zamanla yarışırlar onlar. O yüzden bir an önce indirip bir an önce insan almaya çalışır. Çünkü eğer kiralıyorsa onun belli günlük kirası var. Onun parası yani. Ödeyecek. Arkasından benzin dolduracak. Tabii. Sabah teslim etmeden önce şu kadar para kazanmak zorunda. Bu yüzden evine ekmek ütülenler. Hepsine tamamen saygı duyuyorum. Kesinlikle. Bu herhangi meslekte duyacağımız saygı gibi yani. Saygı duymaması gereken bir şey yok ortada. Bu önemli bir meslek çünkü. Tabii ki. Ben işe yetişmeye çalışıyorum. Aynen. Senin direksiyonundayım. Senin arabandayım, senin tekerleklerin olduğu yerdeyim. Ben bu meselede taksicileri destekliyorum. Tabii, yani bu çok önemli. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ekonomiye katkıları, hem işte ondan sonra şey yapmaları falan. Uber'in meselesinin daha farklı olduğunu düşünüyorum. Uber meselesinde mesele şu, şunu atmaya çalışıyoruz. Birileri provoke ediyorsa inşallah bu mahkemeler sonucu ortaya çıkar. Tabii, olur, bu işten bir şey çıkartmaya çalışan çıkar birileri. Gider önce bu taraftan buraya sıkar, buradan da buraya sıkar. Daha önce Türkiye'de olan şeylerdi bunlar. Sağ sol böyle başladı Türkiye'de ya. Doğru. Birbirine adamı düşürürler. Rekabet de vardır. Rekabette
rekabet kaliteyi getirir, onu unutmayalım. Dediğine katılıyorum ama şu var, sen çıkıp da gerçekten böyle bir şey varsa, olmamı söylemiştik zaten o günde. Tabii o günde söyledik. Çok saygıdeğer beyefendi, bir sürü insan var bu memlekette, güzel taksici olarak hizmet eden. Ama bir adamı dövmek veyahut da rekabette eline sopa almak veya silah çekmek, dünyanın en haklı pozisyonda olsan dahi seni dünyanın en haksız pozisyonuna getirir. Mesele bu. Yani orada sokakta kendi şeyini, ekmeğimi koruyorum diye sopayla taşla sokağa çıkarsan, herkes kendi ekmeğini sopayla taşla korumaya başlar. Böyle bir şey yok dünyada. Bu hukuk devleti burası. Eylemini, şey. Eylemini demokratik çerçevede istediğin gibi yaparsın. Kontak kapatırsın, açarsın. Türkiye'de yok mu? İstanbul'da. Taksiciler Derneği var. Tavrını alırsın. Hükümete bildirirsin. Dersin ki şöyle bir düzenleme olsun. Ben bu da hepsi bu. Ama bu demektir ki her taksici de çok kutsaldır. Bu kutsallık içerisinde kimse hata yapamaz. Kimse taksiciye dokunmaz. Böyle bir şey yok. Her gazeteci kutsaldır. Gazeteciler tutuklanamaz. Bak onu da söylüyoruz. Dünyadaki ihanet edilecek veyahut da casusluk için en güzel meslek gazeteciliktir. Kılıftır çünkü. Her mesleğin kötüsü vardır. Kötü insanı vardır. O meslek erbabından iyisi vardır. Yanlış kullanılanı vardır. Doğru kullanılanı vardır. Doğru. Gazeteciler bu açıdan haklısı lazım. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Habertürk gazetesi bu konuyla ilgili de bir araştırma yapmış. 30 milyarlık taksi cümlesi Uber gelirliğinin perde arkasında ne var diye bir araştırma yapmışlar. 1.6 milyon 1 milyon 600 bin liraya bir taksi plakası. Şu andaki rayici bu. Toplam değer 30 milyarı buluyor. İstanbul için söylüyorum bunu. Yıllık cirosu 5 milyar liraya ulaşan taksicilerin rakip istemediğini söylüyor mesela Habertürk. Bir tarafı bu. Uber'in ise Türkiye'de sürücü sayısı 5 bine ulaşmış. Ki bunların bir kısmının da sarı taksiler olduğunu falan söylüyorlar üyelerinin. Ayda 7500 lira plaka veriyor taksici. Taksiciden işi de çok zor hakikaten bu hususta. Tabii. Yani 7500 lira plaka kirası veriyor. Kiralanıyor. 1.6 milyona plaka alamayacaksa 7500 lira plaka kirası veriyor. O da böyle yapıyor zaten. Taksici doğru düzgün para kazanabilmesi için ayda 14 bin liralık bir ciro elde etmesi gerekiyor ki ancak hani doğru düzgün bir şeyler kazanmış olabilsin. Fakat Uber böyle değil. Mesela taksicilerin de iddialarından bir tanesi şu, habere göre de doğru söylüyorlar. Uber XL'de vergi yok. Yani taksicilerin ayda 14 bin ciro yapması gibi bir sınır söz konusuyken Uber'ci 5 bin lira yetiyor. Uber XL'de diyor vergi yok diyor. Yani XL başka bir şey herhalde. Aynı şey büyük, olması büyük araçlar herhalde onlar. Muhtemeldir ama bunlarda mesela vergi yok. Var ya böyle belli marka Van arabalar gibi, var Van ya. Gibi arabaları yani söylüyorsun böyle işte herhalde. Karşıda oturduğunda aynen. Lüks şeyler var. Ya bu hakikaten büyük gerilim. Pazar payı çok büyük. Tabii, bununla ilgili kavgaların olduğu anlaşılabilir. Fakat bu sadece İstanbul'a özgü bir mesele de değil. Değil. Sen de gittin biz de gittin. Yani New York'ta durduruyorsun. Zaten çoğu durmuyor taksilerin. New York'lar da bu sularda bayağı başa bela. Ve de Washington'da başkentte falan. Durmuyorlar. Orada da böyle. Yani yaklaşıyorlar, duruyorlar. Nereye diyor. Söylüyorsun, bakıyor yani kabul ederse. Bir de lütuf para veriyorsun, bir de adam kabul edecek yani falan. O tarafa gitmiyorum diyor mesela. Almıyor. O trafik bakıyorsun öyle, o yani. New York'ta. Doğru. Basıyorsun Uber'e, geliyor sana 5 dakika. Nereye gittiğini sormuyor bile. Yani hani zaten şeyler yapıyor. Biniyorsun, veriyorsun. Oradan şeyden üzerinden yani işte o nereye gidiyor meselesi şey yapıyor. Nereye gidiyorsun, nereye gitmiyorsun meselesi abi, biraz insani nokta meselesi. Benim dedim ki başıma geldi. Yani böyle çok acil gitmen gerekiyor. Hayatı bir mesele anlattığın zaman olur mu birader deyip alıp da senden para daha istemeyecek olan vicdanlar da var. Tabii. Ama diğer taraftan da 3 kuruş 5 kuruş daha şuraya edeceğim deyip de ya bugün zaten ben 10 liramı kazanmışım. Allah bereket versin deyip de ya bir hanımefendi de buradan buraya kadar bir gidecek 2 kilometre. Onu da atayım bari demek de lazım. Yani diyemeyen kişilere de kızıyorum o yüzden. Bu iş, bunu kabul etmeyenlere de kızıyorum. 2-3 tane adam olsa, 3-5 tane taksici olsa sorun değil. Yani her sepetin içerisinde birkaç tane çürük elma, çürük yumurta bulunur tabii, dersin. Tabii. Hayır, ama tabii canım, doğru yani. Kahir ekseriyet ya da kahir ekseriyet demeyeyim. Bu taksileri kullanan müşterilerin birçoğunda bu algı oluştuysa evet. O zaman bu taksicilerde bir sorun var demektir. Ona göre işte asıl işin tamam. Sosyoloji tarafı da bu. Bir iki taneden falan olur. Tabii. Her meslekte yani bizi böyle çok rahat bir şekilde olarak. Nereden çıktı lan bu Uber demememizin bir sebebi vardır. Bunun altyapısında da diyorum ya gazetecinin de haini var, gazetecinin de casusu var. Aynen öyle. Her gazeteci kutsal diye bir şey yok. Doğru. Halkın vicdanıyız. Halkın bilmem nesini yazıyoruz. Yok ya hep birisi yazar, öteki başka bir şey yazar. Öyle değil mi? En iyi kılıftır. O yüzden her meslekte eğer geçerli olan bir şey bu. Hiçbir meslek, her meslek kendi şeyinde
rayında bir önemi vardır, bir şeyi vardır yani. Toplu bir hizmeti vardır, meslek sonuçta bu. Ve halkla direkt birbiri olduğu bir meslekten bahsediyoruz. O yüzden eğer dediğin gibi yani millette de halkta da böyle, ben kardeşim Uber Uber tanımam, taksime atlarım, mis gibi istediğim yerde giderim, İstediğim hizmeti de alıyorum diyemiyorsa, dediğin gibi bu sosyoloji tarafı bu işin. O zaman vardır. Sende sıkıntılar vardır ki var. Taksilerin yaşadığı çok büyük mağduriyetler var mı? O da oldu biliyorsun. Tabii. Soyuldular, öldürüldüler. Tabii. Geceli işte kafası çekmiş. Abi kolay kafayı iş yapmıyorlar. Riskli iştir. Yani hakikaten öyle. Adam ona göre gece müşterisi ayrıdır, gündüz bilmem ne çeker. Arabayı birisi biniyor, tanımıyorsun etmiyorsun bir adam biniyor. Yani kolay işler değil. Ama tabii dediğim gibi her meslekte olan şeyler bunlar. Bunu o açıdan ancak hukuk, yargı bir karar vermesi lazım bu konuda. Yani dediğim gibi soruşturma başladığına göre kim ne yapıyor gerçekten, bir sıkıntı var mı yok mu, bence öyle yani demek lazım. Haklısın. Diye düşünüyorum. Ya şeyi bir bakabilecek miydik bu şu sözcüye bugün? Sözcüye bakalım ama sözcüden önce şeyi söyleyeyim diyorum Hikmet. Yani yine FETÖ meselesini konuşacağız. Sözcüden FETÖ meselesi var ama. Bu FETÖ övünüyle boşanma diye bir FETÖ'nün kendi şeyi var, bir de FETÖ'yü kullanarak böyle işler çevirenler de var. FETÖ övünüyle boşanmada tekstilci Hayri Uğur sevgilisiyle evlenebilmek için 20 yıllık eşinden, ya ben beni FETÖ'cü, etrafımdakilerin birçoğu FETÖ'cü çıktı, ondan sonra beni de bu vaziyette şey yapabilirler. Öyle bir şey olursa bak 200 milyonluk şirketimize devletin el koyması, müsaade etmesi söz konusu. Biz boşanalım. Ondan sonra herhalde boşanmadan sonra da şirketi karısını üzerine mi yapacak, ne yapacak bilmiyorum. İki tane de çocukları var. Biri 28, biri 18-19 yaşlarında falan. Onlar da ikna ediliyor. Ve kadınla anlaşmalı olarak boşanıyor. Sırf FETÖ'den dolayı bir arıza gelirse devlet şirkete el koymasın diye anlaşmalı boşanıyor. Kadın hiçbir şey istemiyor. Şirketten bir şey istemiyor, nafaka bir şey istemiyor, bilmem şunu istemiyor, bunu evleri istemiyor, arabalı hiçbir şey istemiyor. 100 doğru milyon liralık servet. Ya 200 var. Milyonluk cirosu var. Servetmiş, evet öyle söylüyor. Evet öyle söylüyor. 200 milyon servet. Vazgeçiyor bundan ki 88 yılında herhalde kuruyorlar, evleniyorlar falan. O dönemde beraber kuruyorlar anladığım kadarıyla. ABD Orlando'ya yerleşiyorlar. Sonra boşandıktan sonra hep birlikte şeye gidiyorlar. Amerika'ya gidiyorlar. Karısını, daha doğrusu boşandığı karısını alıyor. İki çocuğunu da alıyor. Orada okula yerleştiriyor çocukları da, yerleştiriliyor. Karısı da orada ev tutuluyor ediyor. 15 gün falan kaldıktan sonra ben Türkiye'ye dönüyorum diyor. İşlemleri falan hallettikten sonra, şirketi falan şey yaptıktan sonra ben de Amerika'ya yanınıza geleceğim. Şirketi de Amerika'ya taşıyacağız, merkezi falan. Orada dokunamazlar falan demeye getiriyor herhalde. Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndükten sonra boşandığı eşi, 20 yıllık karısı arıyor, ulaşamıyor. Lan ne oluyor? Ketenpereye mi geldik falan diye düşünme aşamasına geliyor artık ulaşılamayınca. Ondan sonra anlıyorlar tabii. Sevgilisi varmış, 5 yıldır beraber oldu bilmem ne falan. Hemen karşı dava açılıyor tekrar. Yani boşanmanın iptali davası gibi bir dava açılıyor. Allah'tan mahkeme bunu görmüş. Nüfus müdürüne şerh koyduruyor falan. Fakat Hayri Uğur 5 ay sonra, daha doğrusu bu olaydan hemen sonra 5 yıllık sevgilisiyle Hatay'da düğün yapıp evleniyor. Bunu da Instagram'dan, Facebook'tan falan paylaşıyorlar. Oradan da görüyorlar, ediyorlar. 20 yıllık evlilik dedim, yanlış söyledim. 29 yıllık evlilikleri varmış. Böyle bir FETÖ oyunuyla, FETÖ benim şöyle yapacaklar, devlet yapacaktı. Böyle bir şey de çıktı. Böyle bir piyasa da çıktı herhalde anladığım kadarıyla. Tabii, maalesef. Yani bu tabii önemli. Tabii şimdi bak burada bir sonraki haberde bunu okuyabilirsek görüyoruz. Geçenlerde gene bir dost meclisinde konuşuyoruz. Şunu soruyor herkes. FETÖ'yle mücadele meselesi hafife alınacak bir şey değil. Tabii gündem yoğun oluyor. Afrin'de de işte operasyon devam ediyor. Güncel siyaset, işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü muhalefetini, her neyse o, olağanüstü yaptığı muhalefeti tartışıyoruz. Gündem hızlı değişiyor ama asla bunu yani gündemde olması gerektiği kadar gündem tutmamız gerekiyor. Bundan vazgeçmememiz lazım. Yani gündem tutulması gereken mesele. Sürekli dikkat çekilmesi gereken mesele. Devletin de bu konuda tabii ki mücadelesi önemli. Çünkü neden? Son günlerde bayağı bir hani acaba FETÖ'yle mücadele konusunda bir zafiyet mi var? Yoksa işbirler biraz gevşedi mi diye sorular falan filan geliyor. Bize geliyor en azından. Bana geldi. Ya ben anlattım işte. FETÖ'yle mücadele bu saatten sonra kimse de karamsar tablo çizmeyelim. Bunu unutmayalım yalnız ha. Devlet müthiş bir mücadele verdi. Kolay bir şey değil yani ayıklamak, parçalamak. Ya bu kadar sızmış, yapışmış yani resmen
tam tabiyle bir kanser hücresi gibi girmiş yerde FETÖ kürüyerek çıkartılıyor. Yani belki de biraz etin taze tarafından da alındı o yüzden. Bu mağduriyetler de bundan oluştu. Böyle olmak zorunda, kazımak zorundayız. Çünkü bu işler böyle şeye gelmez. Diasporadaki FETÖ'cüler... Kanser hücresi gibi değil mi? Değil mi? Kanser hücresine benzer şekilde yapışmış. Yani çok zor bir şey yaptı. Ve ama elhamdülillah şöyle bir şey var. Ne bundan artık Türkiye'de bir operasyonel gücü var, ne de Türkiye'de bunun hangi kesim olursa olsun bu. Sadece belli bir kesim veyahut da muhalefet, iktidar falan filan veyahut da şu etnik grup, şu mezhep diye bir şey yok. Türkiye'nin bu coğrafyanın tamamında, bu sınır içerisinde tamamında FETÖ'nün hiçbir şekilde bu halk karşısında bir karşılığı yok. Bir tek nefret ve düşmanlık vardır. FETÖ'nün bu ülkenin için en büyük tehlike olduğu konusunda bir gerçekten Türkiye kamuoyu oluşmuş. Bir karşılığı yok artık bu ülkede. Ama şu var, işte bu kriptoları, bak şunları, bir sürü şeyleri falan unutmak lazım. Metin Feyzoğlu'nun hala, hakikaten... Tabii hala ifadesi alınamayanlar var. Hala kriptolar kalmış durumda. Bunların da kökünün temizlenmesi lazım. Kesinlikle. Bu mücadele daha devam edecektir. Fakat böyle tabii ümitsizlik içerisinde değil yani. Değil değil, bunlar yani hepsi yapacak. Ama hep tozunu attırdık hepsini yani. Bu FETÖ'nün sadece olarak FETÖ olmadığı, aslında Amerika bağlantılı istihbarat servislerinin bir uzantısı olduğu ya da dediğim yani diyalogçu görünümlü bilmem ne oldukları falan tabii filan belli zaten bu adamların. Metin Feyzoğlu'nun bugün Sözcü Gazetesi'nde manşetine taşıdığı olay da çok yani ilginç. Yani Gürcistan Baro Başkanı'nı referans göstererek anlatıyor Metin Feyzoğlu. İnanamadım. Gürcistan'daki yani FETÖ okullarından bir tanesinin müdürünü Türkiye deliller gönderiyor. Evet. İadesi isteniyor. %100 iade çıkacak. Verilecek çıkıyor. Deliller evet, çünkü o vaziyette Gürcistan Baro Başkanı anlatıyor. Onu biliyorum ben. Net Gürcistan'dan, biz Gürcistan'dan o bölgeden Türkiye'ye, şimdi rakam falan veremeyeceğim ama 1-3-5 falan değil. Bayağı bir iade aldık. İade aldık. Fakat nasıl bir adamsa yani, bu adam. Gönderiyorlar yani. Yani bu okul müdürü nasıl bir müdürse, Amerika'dan iki tane senatör geliyor Gürcistan'a. Mahkemeye giriyorlar. Muhtemelen öncesinde görüşmeler falan oldu. En ön sıraya oturuyorlar. Ve %100 iadesi beklenen bu FETÖ okullarının müdürü mahkemeden iade talebi reddedilip serbest bırakılma kararı veriliyor. Karar biter bitmez de senatörler alıyorlar, Amerika'ya götürüyorlar. Yanlış bir şey. Yani AB yani bunu da Gürcistan Baro Başkanı anlatıyor yani hani. İşte FETÖ'nün ne olduğunu anlama noktasında ben dedim ya, işte biraz önce söyledik ya, Türkiye'deki bunun bu toplumda karşılığı yoktur. FETÖ'nün Türkiye'de hiçbir şekilde ne şimdi ne yarın. Bu artık milletin hafızasında kazınmış. Bu milletin hafızasında artık bir gerçek bir düşman olarak, en tehlikeli düşman olarak bu milletin kafasında bu var. Elhamdülillah bu önemli. Ama mücadelede en ufak bir gevşeklik dahi bu ve bunun benzeri sızmalarla bu ülkeyi yönetmeye çalışan o egemen güçler teyakkuzda beklemektedir. Neden? Yani iki senatör göndereceksin nereye? Gürcistan'a. Hani Orlando'dan Ohio'ya veyahut da bilmem nereye değil ha. New York'tan da Washington'a falan değil. Amerika'dan Gürcistan'a geliyor adam. Bildiğin iki senatör mahkemeye giriyorlar. Hakim görüşe baka baka bekliyorlar. Serbest kararı alıp götürüyorlar. Yani nasıl bir ajansa bu FETÖ'cüler, nasıl kıymetli biriyse o onların gözünde. Yani Gürcistan'ın adil öksüzü mü acaba? Bilemiyorsun işte. Bak bir öğretmen gibi görünüyor. Böyle değil miydi? İşte Kemal Batmaz nasıl? Bütün komutanlar selam çakıyor. Gencecik, küçücük bir adam. Bunların komutanların yanında. Hiçbir rütbesi de yok. Tabii. Görsen genel sekreter gibi geziyor. Sivil değil mi? Sivil tabii canım. Sivil yani. Sivil. Havaalanından geldi gitti adam, bütün orduya hükmediyor. Adil öksüz de öyle değil mi? Kimse tek bir tane Türkiye'de FETÖ ile veyahut da FETÖ örgütle birlikte anılmış ve tanınmış bir adam değil. Üniversite ilahiyatçı gibi çalışıyor. Saklanmış. Bir sabah bir kalkıyor adam. Diyor ki sen Türkiye'deki darbeci arkadaşlarımızın başına geçiyorsun. Onun başına geçiyor. Ama yani bunu bilmek lazım. Bunları öğrenmek de önemli. O yüzden bunu aktarmış bugün Sözcü. Bu açıdan önemli. Böyle kırkıda bir de olsa söylüyoruz. Sözcü bugün güzel bir manşette çıkmış. Ve doğru bir şey anlatmış en azından Metin Feyzoğlu. Aynen. Metin Feyzoğlu'nu da çok da sevmem zaten. Bana daha önce dava açtı ve bana bir cümle kurdu Twitter'dan diye. Ya adam dava açmıyor. Açmayacak. Var açamaz. Dava, yani şunu bana söyle dava mı açar? Ayıp yani ya. Şunu söyle o zaman. Dava açtığı için sevmemezlik değil. Sevmemenin başka gerekçeleri vardır herhalde diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Bu da vardır. Tabii bu da vardır çünkü, ama başkası çünkü da var. Çünkü ben gerçekleri söylediğim için kendisine
Twitter üzerinden karşı olduğu ve mevzuları çarpıttığı için söylüyorum. Çarpıttığı için tabii. Evet. Ya bu dava derken buradaki biraz da biraz şey ironik bir anlatımla söylüyorum. Tabii canım, biliyorum. Sen ben bana dava Ahmet Hakan dedi değil mi? Hala çektim, çekmiş gibi görünüyormuş ama hala Yargıtay'da duruyor. Ya bir de geçen diyordun yayında çekmiş davayı falan çekmiş diyordun. Çekmiş ama öyle çekmiş diye haberini aldık. Öyle mahkeme söylüyor. Fakat ben İDEVET'e giriyorum. Benim orada hala sanık Hikmet Genç yazıyor. Onlar duruyor. Bizim de Aydın Doğan'la böyle davalarımız duruyor. Duruyor. Yargıtay'da kaç sene duruyor bu hadis? Ama temizlenecek. Biraz sabret. Çektiyse temizlenir. Biraz sabretmek lazım. Kaç aydır şimdi Yargıtay'a kendi ifza ver. FETÖ meselesiyle ilgili Yakup Köse'yi çok önemsiyorum. Yakup Köse'nin yazdıklarını çok önemsiyorum. Burada bir misyon üstleniyor Yakup Köse. Ve iyi bir misyon üstleniyor. Yani adaletin tecelli etmesinde bu hususta yapılması gereken ne varsa son dakikasına kadar çocuk yazıyor, ediyor. Çok takdir ediyorum ve elimden geldiğince desteklemeye de gayret gösteriyorum. Şimdi Fethullahçı terör örgütünün amaçları doğrultusunda yayın yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarının 9 Mart Cuma günü davası var, duruşması var. İki isim tahliye edildi. Murat Sabuncu, Ahmet Şık. Evet. Ondan sonra bir sürü sevinenler oldu. Olsun yani hani ben o anlamda şeyim yok. Yani dava devam ediyor. Bildiğim kadarıyla tutuksuz yargılanıyorlar zaten bunlar. Öyle tutuksuz yargılanmaya sevinenlerin elbette gerekçeleri vardır. Bilmiyorum. Ben içeri girdiklerinde de üzülmedim. Çıktıklarında da sevinmedim. Çünkü adalet varsa bunların hakkını, hukuku neyse bunları verecektir diye ve sonucunu bekliyoruz. Evet. Şimdi burada bir cümle var Yakup'un aldığı. Hakimin bir cümlesi var burada. Tahliye edilirken, tahliye kararı verirken mahkemenin hakimi, başkanı. Murat Sabuncu Boğaz'ı görmek istiyormuş diyor mahkeme başkanı. Gitsin görsün. Soner Yalçın'ın dediğine göre Ahmet Şık'ın annesi ermişmiş, onu üzmeyelim demiş. Ve bu cümlenin ardından Murat Sabuncu ile Ahmet Şık'ı tahliye etmiş. Demek ki hakimlerimiz de medyadaki o espri mi şeyi yaptı yani? Anlamadım. Bence bir espri. Medyada çıkan bunlarla ilgili onun için şeyi söylüyoruz yani hani hakikaten bazı şeyleri unutturmamak, sürekli söylemek lazım, bunlarla ilgili yapmak lazım falan diye. Bu Ergenekon balyoz meselesinde konuşmuştuk hatırlıyorsun. Yani yeniden yargılanma üzerinde kamuoyda öyle bir baskı yaptılar ki olması da gerekiyordu. Yeniden yargılandılar. FETÖ parmağı ortaya çıktı, orada da oldu. Fakat burada Yakup şunu söylüyor. Hakim bunları okumuş, gitsin annesini görsün. Boğaz'ı görmek istiyormuş, gitsin görsün. Ermişmiş ne kadar falan filan naif mahkeme başkanlarımız var diyor. Hatta Yakup espri Köse yapacak kadar da zannedersen böyle söylüyor. Yani. O kadar da rahat yani, böyle keyifli ki. Haber ediyor okurken diyor, halen zindanlarda tutulan 28 Şubat mağdurlarının dosyalarına da Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye kararı veren mahkeme başkanı baksın demekten kendimi alamadım diyor. Ya. Türkiye'de adaleti tesis etmekle mükellef eşhasa duyuramadıklarımızı belki bu hakim duyar da 25 yıldır adaletin tecellisini bekleyen 28 Şubat kahramanları hakkında ölmeden adaleti görsünler. Annelerinin 25 yıldır çektikleri acı yeter deyip bu tahliye kararını verirler ya, diye Yakup yazdı. Çok önemli bir yazı. Onu evet, çok önemli, çok iyi yapmışsın. Sonra saklamışsın. Hakikaten bunu çok defa ifade ettik ama yani biraz zerre kadar vicdanınız varsa tüm yargıya buradan sesleniyorum. Bu çok kıymetli çünkü. Yani zerre kadar vicdanınız varsa da yanlış anlamayın yani. Vicdanınızın harekete geçirmek amacıyla söylüyorum. Şimdi bunun Yakup Köse'nin yazdıklarına yorumsuz bir şekilde bakın da. Hepimiz yorumsuz bakalım. Kim olursan ol. 28 Şubat'ta tutuklanmış. Aradan kaç sene geçmiş? 25 yıl mı? 20 yıl mı? 25 yıl civarında falan içerideler. 97'de şimdi farklı zamanda yakalanmış. Bazı 96'da, bazı 98'de, 97'den sonra 2000'de vardı. Bunca sene içeride yatan insanlar var. 28 Şubat'ı onları o hale getiren, onları böyle hapse duçar edenleri yargılıyoruz. Tamam mı? Peki abicim, onları yargılarken onların kararlarını verip de bu mağduriyet yaşayanlara niye bir şey yapmıyoruz? Niye peki geçen sene tutukladınız 1997-98 yaptığı konuşmadan dolayı Akamedya Dergisi'nin yayın yönetmeni. Aradan 19 sene geçmiş, 19 sene sonra sen öyle konuşmuşsun deyip 2 sene hapse içeri atıyorsunuz Hayrettin Soykan'ı. Evet. Bunu Allah aşkına, bunun için bir şey yapın artık. Yapmak yani. Gerekiyor. Allah aşkına. Bitirdik. Yapın. Bu ara Ahmet Hakan'ın bir başlığı var. Yarın konuşmakta fayda var. Bugün söyleyeceğim ama siyasi konulardan uzak durması gereken 3 ünlü deyip Orhan Gencebay'ı, Hülya Koçyiğit'i ve Yavuz Bingöl'ü yazmış. Bu siyasetten uzak durması gerekiyormuş. Siyasetten uzak durması gereken veriyormuş diyenler ama şu. Bence kendisi bunlar, siyasetten uzak dursun Ahmet Hakan. Bunlar Erdoğan'la ilgili
hakikaten içlerinden geçenleri söyledikleri ve bunların içine gelmedikleri için söylüyorlar. Siyasetten uzak durması gerekenler listesinde Sıla'yı, Erdoğan'a küfreden sanatçıları, şunları bunları falan da yazarsan o zaman anlam ifade eder. Yarın konuşacağız bunu ama. Olsun, bu da küçük bir kabak kavanoz halinde durdu. Yarın açıp bakarız ne var diye. Bakacağız. Bu gazla diyorsun Ahmet Hakan'a. Anladın mı Ahmet Hakan? Onlara da bir söylesen iyi olurmuş. Günün manşetinin sonuna geldik. Yarın saat 11'de Hikmet Genç ile birlikte gazete manşetlerini ve günün gündemini yorumlamayı sürdüreceğiz. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim.